Merhabalar gençliğin gözyaşları. Şimdi bir önceki videomuzda 26'ya kadar çözdük. Burada da 26'dan sonrasını devam ettirelim. Bir de öğrenmesini konuşabilsem. Şimdi bakalım ne diyor. Aşağıda zemine dik olan bir duvar üzerinde merkezi O olan yarım çember ve merkezi de, tamam bu şekilde konumlandırılmış. AB'yi 16 vermiş. Demek ki bu yarım çemberimizin yarıçapı 8. 8'i yazalım. CD 24'müş, yarıçapı 12. İki çember teğetse hiç düşünmeyin. Merkezlerini mutlaka birleştirin ve Pisagor yapın demiştik. Şurası da 8. Burası da 12 oldu. Yarıçapları yazdım. Şurası toplam 20 oldu arkadaşlar. Bize de BC'yi soruyor. Şuraya X yazalım. BC kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın 12, 16, 20 üçgeni çıktı bu. Demek ki burası 16. 8'i burada. X'e de kaldı. Ceyhan yapıştır gitsin dostum. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. 27. Bakalım bu ne diyor. Yukarıda yarıçapı 8 birim olan daire şeklindeki kağıtta bu işlemi, bir kesim işlemi şu şekilde yapılmaktadır. Kağıdın merkezi ile merkezleri çakışık olan ve yarıçapları 3 ve 5 birim olan iki çember çizelim. Şimdi şurası merkezimiz olsun. Yarıçapı 3 birim olan bir çember çizelim. Yarıçapı 5 birim olan bir çember çizelim. Bizimkinin de yarıçapı 8'di zaten. Çizilen bu iki çemberlerin arasından kalan bölgeyi kesip çıkaralım. Şurayı kestim arkadaşlar. Burası yok artık. Peki buna da eyvallah. Çıkarılan bölgenin çevre uzunluğunun geriye kalan parçaların çevre uzunlukları toplamına oranı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi önce şu kesilen parçayı şuraya bir daha çizeyim ben. Şöyle bir parçadır arkadaşlarım bu kesilen parça. Biz bunun çevresini arıyoruz şimdi. Küçüğünün yarıçapı 3'tü. Büyüğünün yarıçapı da 5'ti. Şimdi bu taradığım bölgenin çevresini bulurken dikkatli olun arkadaşlarım. Lütfen sadece dışını değil, şuradaki iç kısmını da hesaplamayı unutmayın. Çevresine bunlar da dahil. Taralı bölgeyi sınırlayan şeyler şu içteki çemberle dıştaki çember. O halde bu taralı şeklin çevresi, büyüğünün çevresi 2 pi r artı küçüğünün çevresi 2 pi r. 10 pi, 6 pi de buradan geliyor. 16 pi'dir. Bu kısmın çevresi. Bu arada bu bir sonraki konumuzun sorusuymuş ama araya böyle birkaç soru kaçmış arkadaşlar. Şimdi kalan parçayı söyleyelim dostlar. Kalan parça, bakın şuradaki şu kısım kaldı. Onu da başka bir renkle yapalım. Beyazla yapalım. Şu beyaz kısım 1. Bir de şuradaki şu kısım kaldı arkadaşlarım. Onları da burada gösterelim. Şöyle bir de bu beyaz kısım kaldı. Şimdi şuraya çizeceğim onları da dostlar. Önce beyaz kısmı çiziyorum. Şöyle dışında bir daire, bir de içinde şöyle bir daire var. Dıştaki dairenin yarıçapı, yani şurası 8. Şurası 8. İçteki dairenin yarıçapı, yani şu maviye kadar olan kısım 5. Şimdi bir burasındaki şu bölge var. Bir bunu hesaplayacağız. Kalan kısım bir burası. Bir de şu en içerideki şu beyaz kısım kalıyor değil mi dostlarım? Onun da yarıçapı 3'tü. Şöyle yarıçapı 3 olan bir daire kaldı sadece geriye. Bize de bunların çevreleri toplamını soruyor. Hadi bunu da hesaplayalım şimdi. Önce şununki 2 pi r'den 6 pi. Büyüğününki 2 pi r'den 16 pi. Küçüğününki şu içteki de 2 pi r'den 10 pi. Yani 26 buradan, 6 da buradan, 32 pi de diğerininki geldi. Bize ne diyor? Kalan parçaların toplamına oranı 1/2 çıktı arkadaşlarım. 16 idi. 32'de bunları bulduk. 1/2, 16/32'den geldi cevabımız. Yarıçapı R olan bir çemberin çevresi şeklindedir. Yine çevre sorusu arkadaşlarım. Yukarıdaki AC teli kesilmeden kıvrılarak AB ve BC yayı oluşturmuş. Bunlar yay yapmış. Yani şu yayın uzunluğu yine 8 kök 3 pi. Şu yayın uzunluğu 3 kök 3 pi. İki yarım çember haline getiriyor. AB ve BC yarım çemberlerin çapları AB ve C doğrusal olduğuna göre AC kaç birimdir diye bir soru sormuş. Gelin şunun yarı çapına R diyelim. Şunun yarı çapına da büyük R yazalım hatta. Şöyle olsun. Bu dairenin şu yayın uzunluğu, daha doğrusu 2 pi R yarım olduğu için bölü 2. R'miz bulacağız tabii ki. Bu da 8 kök 3 pi'ymiş. Pi'ler gitti. Bakın R ne çıktı? 8 kök 3. Buranın yarıçapı 8 kök 3. Bu da 8 kök 3. Şimdi bunu hesaplayalım. 2 pi R bölü, bunun yarıçapına R demiştik, büyük R. Bölü 2 eşittir 3 kök 3 pi'ymiş. Pi'ler gitti, 2'ler gitti. Bunun da yarıçapını 3 kök 3 bulduk. 3 kök 3 de burası olsun. Toplam ne geldi dostlarım? 16, 6 daha 22 kök 3 geldi sorumuzun cevabı. 29'a bakıyoruz şimdi. 45 çeyrek çember katlandığında A üssüyle çakışıyor. Tamam, katlandı bu. Katlanmadan önceki şöyle moduna geri açalım bunun. Şöyle bir şeydi. Ve A noktasını şöyle dümdüz devam ettirdiğimde tam şuradaymış A noktası. A üssüne gelmiş dostlarım. O A üssü 4 kök 2'ymiş. Şurası 4 kök 2 birimmiş. Tamam. Biz şu katlanmadan önce buradaydı. Bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Şurası şuraya kesinlikle eşittir. A noktası katlama çizgisine kaç birim uzaklıktadır diyor. A noktasının katlama çizgisine uzaklığına x dedik zaten. Şimdi bu 2x artı 4 kök 2 çemberin yarıçapı oldu dostum. Başka neler biliyoruz? 45. Şurası da 45 dostlarım, değil mi? Çünkü dik inmek zorunda. Burayı tam çemberden kirişe indirilen dikme kirişi 2'ye bölecekti. 45, 45, 90'ı yazdım. Demek ki şurası da x artı 4 kök 2'ymiş dedim. Başka ne biliyoruz? Şurası da bunun kök 2 katı olacak. X artı 4 kök 2'nin kök 2 katıdır. Şuradaki yarıçap, hipotenüs yani. Hemen hesaplayalım. X kök 2 artı 4 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 8. Yani şurası x kök 2 artı 8. Şu kerata da, şurası da bizim yarıçapımızdır dostlarım, mecbur. Yani 2x ile 4 kök 2'nin toplamı da yarıçap. X kök 2 ile 8'in toplamı da yarıçap. Hemen x kök 2'yi bu tarafa alalım. 2x eksi x kök 2. 4 kök 2'yi bu tarafa alalım. 8 eksi 4 kök 2. Şimdi bunu x parantezinde yazarsam 2 eksi kök 2. Bunu da 4 parantezinde yazarsam 2 eksi kök 2. Bakın 2 eksi kök 2'ler sadeleşirse x eşittir 4 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den patladı. 30 numaradayız. 2'yi 4'ü eşkenar üçgenmiş bu. Burada DE çapmış. 2, 4, x kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hemen bulmaya çalışalım. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. Şuraya A, şuraya A dediğimizde burası A kök 3 olacak mecbur. 30, 60, 90'dan 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3. Şimdi şu öklit dediğimiz bağıntıyı yapacağız. Onu bir daha şöyle ispatlayarak göstereyim. Şuradaki A çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece oldu. Diklikten diklik indiği için de A kök 3'ün karesi yani 3A kare eşittir 2 artı A ile A artı 4'ün çarpımı oldu. Evet, buradan da şimdi A'yı bulacağız. Sonra X'i de bulacağız tabii ki. Değer verebilirsiniz dostlarım. Mesela 3 diyerek başlayabilirsiniz. 3 desek 5 olur. 3 desek 7 olur. 35 oluyor. 3 desem 9, 27 oluyor. Eşit olmadılar. 3 değil. Demek ki 2A 6 değil. Silebiliriz. Bu şekilde gidebiliriz. Ya da hemen açalım. 3A kare eşittir. 2A geliyor çarpmaya başladığımda şöyle. Artı 8 geliyor. A ile çarparsam A kare artı 4A geldi dostlarım. Bakalım 4A, 2A daha 6A artı 8 artı A kare geliyor burası. Eşittir 3A kare oldu. A kareyi bu tarafa atalım. 2A kare eksi 6A eksi 8 eşittir 0. 2'ye bölersek A kare eksi 3A eksi 4 eşittir 0. Bunu da 4'e 1 diye ayırsam, hatta eksi 4'e artı 1 diye ayırsam oluyor. Bu da A'ya A. A buradan 4 ya da eksi 1 geliyor. Tabii ki negatif bir sayı olması imkansız. Demek ki A 4'müş. Dolayısıyla 2x dediğimiz yer 2A 8'miş dedik. Buna bakalım. A noktasından aynı anda yola çıkan eşit hızdaki karıncaların izlediği yollar oklarla gösterilmiştir. Karıncaların B'ye varış süreleri sıralaması T1, T2, T3 aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi bakın, birinci karınca şuradaki yarıçapla şuradaki yarıçapı geliyor. A'dan B'ye geliyor direkt. Yani birinci karıncanın aldığı süresi T1 dediğimiz süre yarıçapları 2 tane yarıçap. Çap yani 2R. Şimdi ikinci karıncayı bulalım. Şuradan şu yolu geliyormuş ki burası çapı gören çevre açıdır 90 derece diyelim. 2R hani bu tam ikiz ortada olsaydı şöyle K noktası. İkiz kenar dik üçgen olurdu ki yani her halükarda zaten bu ikisinin toplamının 2R'den büyük olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. Dolayısıyla aynı anda yola çıkan eşit karıncaların izlediği yollar oklarla gösterilmiştir. Eşit hızla gidiyorlarsa tabii ki süresi hangisinin yolu uzunsa o daha kısa sürede gidecek. Daha uzun sürede gidecek pardon. Demek ki 2 numaranın aldığı yol bak şu A ile B yolunu alıyor. Hani üçgende kural neydi? Her türlü şu ikisinden mutlaka yani çap hipotenüsten mutlaka büyük olacak. A ile B'nin aldığı yol 2R'den büyük. O zaman T2 süresi bir kere A ile B yolunu alıyor dostlarım. A ile B de 2R'den daha büyük olduğu için T2, T1'den her halükarda büyük olacak. Böyle olmayan bir şık varsa ki Bursa'da var, Adana'da var, bunları iptal ettim. Şimdi şuna bakalım. Şu yarım daireyi gidiyormuş diğer karıncada, üçüncü karınca. Yarım daire demek tam dairenin yarısını aldım. Çevre uzunluğunu pi r kadar gidiyor. Pi de 3 alın demişti. 3 r yolu alıyormuş. Demek ki şu karıncamız 3 numaralı karınca. 3 r yolunu alıyor. Yani T3 de %100 T1'den büyük olacak arkadaşlarım. Bakın burada öyle. T3 burada T1'den küçük sildim. T3 T1'den büyük. Tamam şu anda iki şık arasında kaldık. Peki şimdi şuna bakalım. T3 mü daha büyük? A ile B'nin toplamı mı daha büyük? Buna bakacağız dostlarım. Şimdi bunun içinde tam şöyle ikizkenar dik üçgen olsaydı bu burası 2R ya. Şunlar R kök 2 R kök 2 olacaktı. Yani 2R kök 2 kadar yol almış olacaktı bu adam. Kök 2 demek yaklaşık olarak 4 olsaydı 2, 1 olsaydı 1 diye çıkacaktı ya. 1.3 gibi bir şey dostlarım. Kök 2 demek de böyle bir şey. Hemen 2 ile çarparsak bunu 2.6R yapıyor dostlarım burası. Demek ki T2 2.6'ymış. Bakın T1'den daha büyük ama T3'ten daha küçük bir sayı olduğunu görüyorsunuz dostlarım. O halde bizim T3'ümüz en büyük olacak. Cevap Denizli'den geldi. 6 santim yarıçaplı çember ok yönünde kıvrıldı. Bakın bu tam merkezden mi geçiyor? Yok. CD üzerindeki şekil 3'e geliyormuş. Tamam. AB paralel CD. Şekil 2 de ok yönünde kıvrıldı. Ha bir de o mu kıvrılıyor? Tamam. T'den itibaren kıvrılıyor değil mi? CD üzerinden kılıflanarak şekil 3 elde ediliyormuş. Tamamdır. Demek ki şurası şöyle gösterelim. Şöyle. Şu adam katlanıp tam buraya geliyormuş. Çünkü şuradaki nokta tam buradaki K'ya denk gelmiş arkadaşlarım. K buradaymış. Buraya denk gelmiş. Şunu da açalım. Şuradaki T de katlanmış. Şuradaydı katlanmadan önceki hali. Demek ki burası da buraya eşit dostlarım. Yani şurası 3 parçaya ayrılmış şimdilik. Peki. MN kaç birimdir? 6 santim yarıçaplıydı bu. 6 ise çap 12. Demek ki şunların her biri 4, 4 olacak. MN. Neresi MN arkadaşlarım? Şurada gösterelim MN'yi. Bunu yine biz önce şurayı da geriye açalım. Şöyle. Sonra bu tarafı geriye açalım. Şu çemberi bir oluşturalım. Ve dedik ki şurası komple birbirine eşittir. 4, 4 olacak. Hatta 2, 2, 4 oldu diyelim. Şimdi merkezimiz burada. Merkez nasıl yapalım? MN'yi soruyor bize. MN uzunluğunu. Şurası bizim kesinlikle yarıçapımız 6. Bunu söyleyelim. Şurası 36'dan 4 çıktı. 32. 4 kök 2 oldu. Bunu da bir vurgulamış olalım. Neresi kaldı bir tek? Şu kısım kaldı. Şuraya x dediğimde burası da x. Bir tek şuradaki x'i bulacağız dostlarım. Onu da nasıl bulacağız? İnanın ben de bilmiyorum şimdi. Düşünelim. Peki. Şurayı birleştirsek. Şurasını 6 dedik. Şurası tamamıyla 4 kök 2 dedik. Bize şurası lazım. Şu kısım. Şurası 2. Evet, ne yapabiliriz? Bir yerde bir hata yapmadık inşallah. Şimdi önce bunu buraya katladık. Bunu da bunun üstüne katladık. Bunu geriye açtık, değil mi? Şunu geriye açtık. Doğru. 4. Sonra bunu geriye açtık. O da tamam. Şimdi yarıçap 6. Şu kirişin uzunluğunu arıyoruz. Merkez dediğimizde burası 6, burası. Şurası da 6. 36'dan 2 çıktı. 4 kök 2 de burası için dedik. Yani özel bir üçgen mi diye bakadım. Yok. Şimdi şöyle yapsak, hatta ben bir kırmızıya alayım. Şimdi şu MN'yi de geriye doğru açtığımızda bu şeyi şurada bir yere denk düşüyor, değil mi? Hatta burada gösterelim. Bakın MN şuraya bir yere denk düşüyor açtığımızda geriye. Tam şuradan şöyle şöyle getireyim. MN buraya düşüyor dostlarım. Ve bu kısım 2 ise şurası da 2, 2 diye ayrılıyor. Şurası da 2, burası da 2. Şimdi bizim merkez tam ortada. Şurası da 2. Yarıçapımız 6. Bak şuradan bir Pisagor yapıyorum dostum. X'i buluyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. 20 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 5. Bana 2x'i soruyor, değil mi? Şuranın tamamını soruyor. 4 kök 5'i paketledim. 33. Bir mühendis bir denizaltının burun kısmı için 3 parçanın arasında tasavvur merkezi çeyrek çemberi çiziyor. Tamam. Yarıçap 25. Bak hemen ne dedik? Şu kirişin ucuna yarıçapı çizeceksin 25. 15, 20, 25'tir burası. Şimdi aynısını diğer kirişin ucuna çizelim. 25. 7, 24, 25 olacak. Şurası 24. O halde buraya kaldı 9. Neyi soruyor bize? OC. OC 15. AB. Şimdi AB'yi de bulalım. Yarıçap 25'ti. Şuraya 1 kaldı o halde, değil mi? 24 burası çünkü. 15 eksi 1, 14'ü soruyormuş bize. Bu ne diyor? AB 6. AB 6. AC 6 kök 3. Eşkenar dörtgen. Bu da 6, bu da 6, bu da 6. Demek ki şurası 122. 120, 30, 30 üçgeninde neydi olay? Kök 3 katıydı, değil mi şu şey? O halde şurası 6 diyelim. Şurası 6, bu da 120. Şurası 30. Aynı şey bunun için de geçerli. 120, 30, 30'larımızı yazalım. 6'larımızı yazalım. İki parçaya ayrıldı. Çakıştırıldı ve bu da yerleşti. Çemberin yarıçapı kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bundan ötesini yapmaya çalışalım. Bakalım neler yapacağız, görelim. Şimdi şu 30'un gördüğü yay 60'tır. Şu yay 60 derecelik bir yay var. 60 derecelik yayın önündeki kiriş her zaman yarıçapa eşitti demiştik. Yarıçap 6'dır dostlarım. Bunu bir kereye daha mahsus ispatlıyorum dostlar. Bakın merkez burada. Şu kirişin ucuna ve ucuna yarıçaplarımı çizdim RR. Merkez açı gördüğü yaya eşit olacak, yani 60 derece. İkiz kenar üçgen tepesi 60, ne dedik? Ayakları da atacak. Hemen bunlara da 60-60 yazınca eşkenarı paketledik. R'de 6 geldi dostlarım. 35. Bakalım şimdi bir soru çizeceğiz. AB 12 olan bir doğru parçası çizelim. Pergelimizi 10 birim açalım falan filan. Şimdi şöyle. 12 birim uzunluğunda bir AB. 10 birim açıp A noktasına koyarak bir çember çizelim diyor. Şimdi 10 birim açtıysam ve merkezimi buraya koymuşum arkadaşlarım, pergelimizi. 10 birim açıp A noktasına koyarak bir çember çizelim diyor. Şimdi 10 birim yarıçaplı bir çember çiziyoruz o halde. Şöyle bir çember. Şurası 2, buraya da 10 kaldı. Yarıçapımız 10. Pergelin açıklığını bozmuyoruz. B köşesine koyup bir çember daha çiziyoruz. O halde onu da yeşille gösterelim şöyle. Yine şurada 10 santim yarıçaplı bir çember, B merkezli bir çember daha çiziyorum. Bu da bu. Yine 10 santim olacak. Şurası 2 ise araya 8 kaldı. Burası da 2 oldu. Şunu hatta şöyle silelim. Peki devam. Çemberlerin kesim noktası C ile D olsun demiş. Buna da eyvallah. CD nedir diye şu uzunluğu da bize soruyor. Şimdi hemen şu yarıçapı çizdim 10. Şu yarıçapı çizdim 10. Şu yarıçap 10. Şu yarıçap, bu da 10. Bakın sonra burada ne çıktı dostlarım? Şimdi bunlar yarıçapları eşit çemberler. İkisinin de yarıçapı 10. Şuradan eşkenar dörtgen oluşturmuş olduk. Köşegenleri dik kesişecek. Sonra bunlar birbirini ortalayacaktı eşkenar dörtgende şu köşegenler. Bunu gösterelim. Daha sonra şurası toplam 12 birim uzunluğundaydı. 6 6 olacak. Şuraya 4, şuraya 4 kaldı diyelim. Biz şunu arıyoruz. X, X, 2X arıyoruz. Hadi şurada Pisagor yapmamız yeterli. Şurası 6, şurası 10. O halde burası 8. Bu da 8. Toplam 16'yı yapıştıralım. Bu ne diyor? Şekilde O merkezli yarım çember sırasıyla O1 ve O2 merkez çemberleri E ve F'ye teğet, O1 merkez çemberleri A'nın sırasını C'de teğettir diyor. Tamam, resmi tarif etmiş. 4, 4'ü gördük. OD 4'müş. Onu da görelim. OD de 4. Tamam, onu da gördük. O1 ile O2 arası X'miş. O1 ile O2 arası şurası yani X'miş dostlarım. Tamam. DB 2 birimmiş. Ona da eyvallah. Bak bunun yarıçapı ne çıktı? 6. Burası da 6 olacak. Şuraya 2 kaldı. Hemen teğet görünce yarıçapı dikindirelim. Teğet görünce yarıçapı dikindirelim. Yine şurada da çemberler birbirine teğet merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirelim hemen dostum. Buranın tamamı 6 çıkacak. Aynı şeyi bunun için de yapacağım hemen. Merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirdim. Bize X'i soruyor. X de şurası kaç birimdir diye bir soru sormuş bize emicemizin oğlu. Başka böyle ekstra bir şey yok. Bu kadar. Her şey bu kadar dostlarım. Peki. Başlayalım bakalım. Şimdi bunun yarıçapına A diyelim. Toplam yarıçap, büyünün yarıçapı 6 olduğu için şurası 6 eksi A. Bunun yarıçapına B diyelim. Burası 6 eksi B. Şurası da B'dir ve şurası da A'dır dostlarım. Gelin şurada bir Pisagor yapalım. Şurada da bir Pisagor yapacağım sonra. B'yi ve A'yı bulacağım arkadaşlar. Sonrasına bakacağız artık. Şimdi 6 eksi A'nın karesi. Hemen yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eşittir. A kare artı 2'nin karesi. Yani A kare artı 4. Şuradan A kareleri silelim. 4'ü bu tarafa alırsam 32 eşittir 12A. 32 bölü 12 eşittir A. 4'e bölerek söylüyorum. 8 bölü 3 çıktı A. Şurası 8 bölü 3. Peki. Şimdi B'yi bulalım. Hemen Pisagor yapıyorum. 6 eksi B'nin karesi. Yani 36 artı B kare eksi 12B. Eşittir. B'nin karesi artı 4'ün karesi 16. B kareler gitti. 16'yı buraya aldım 20. 12B'yi de bu tarafa aldım. 20 bölü 12 çıktı B. 4'e bölüyorum 5 bölü 3 çıktı B. Şurası da 5 bölü 3. Evet. Şimdi X'i bulalım arkadaşlarım. Bakın onu da şu dik yamuktan bulacağım. Biraz daha kalınlaştırıyorum. Bakın şurası 8 bölü 5. Şurası X. Şurası 8 bölü 5 mi bulduk? 8 bölü 3. 5 bölü 3. Burası da 6. Evet, dik yamuk olduğu için ne yapıyorum? Şuradan bir diklikte ben çiziyorum. Burası kesinlikle 6'dır diyorum. 5 bölü 3. Şurası 8 bölü 3 ise 3 bölü 3 kaldı. Yani 1 kaldı buraya. 36. Bir daha 37. Evet, benzerini tekerlek şeklinde çözdük. Lastikmiş bu da. Derinliği 40, boyu 120 olan dikdörtgen biçiminde oyulmuş atla tam oturarak sergileniyor. Lastiğin dikey kesitinin yarıçapı kaç birimdir? Bize bu çemberin yarıçapını soruyor dostum. Hemen şu uca yarıçapı gösterdim. TYT dikindim. Bu da yarıçaptır dedim. Bu teğet burayı kesin ikiye bölecek 60-60. Şuradan şu dikdörtgeni bir oluşturalım. Burası 40. Şuraya X dersem yarıçap X artı 40 oldu. Şurası da 60. Dostum 6-8-10 üçgeni olur mu diye düşünüyorum. Olmaz. 6 desem 80 desek 120 olmuyor. Galiba mecbur Pisagor mu yapacağız? Ya da yine bir özel bir üçgen kesin ama hangisi? 15-20-25 desem. X'e de bir ne desek? 15-20-25'in de yine bir katı olmuyor. 5-12-13'ün bir katı mıdır diye bakalım. Bu 12'nin 5 katı. 5'in 5 katı 25. 25 yazsam 65 oluyor. 13'ün 5 katı oluyor. Evet, x 5 oluyor. Yok, x 25 oluyor dostlarım. 25, 60, 65 üçgeni oluyor burası. 5'in 5 katı, 12'nin 5 katı, 13'ün 5 katı. İyi bulduk buna. Yoksa Pisagor'la uğraşacaktık valla. Demek ki yarıçap 65 dostlarım, paketle. En üst noktası 45 metre. En alt noktası da 5 metre yüksekliğinde dönme dolap ok yönünde dönmektedir. Dönme dolap bir tam dönüşünü 30 dakikada tamamladığına göre A noktasından biniş yapan bir kişinin 25 dakika sonra zeminden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi 30 dakikada yapıyormuş. Şuradaki boşlukları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane boşluk var. 30 dakikada şu 16 tane boşluğu dönüyor ve şuraya geliyor arkadaşlarım. Şunların her birini kaç dakikada dönecek diye hesaplayacağım. 25 dakika sonrasını soruyor bize. A noktasından binen kişinin 25 dakika sonra nerede olacağını soruyor. Şimdi 360 dereceyi bu 30 dakikada dönüyorsa 25 dakikada kaç derece döner diye soralım. Bakın kaç katı 25 dakikada kaç derece dönecek bunu soruyorum. Burası kaç katı lan? 12 katı. O halde bunun da 12 katı olacak. 12 ile çarparsak 4 ile çarpsak 100. 3 tane 4 çarpacağız. 300. 300 derece dönecek arkadaşlarım. Yani şöyle döndü 300 derece. A noktası artık şuralarda bir yere denk geldi diyelim. A burada oldu. 300 derece döndü. Şuraya da 60 derece kaldı tabii haliyle. Böyle bir şekil. Peki. Neyi soruyor? Zeminden yüksekliği ne olur diye soruyor. Bize şuradaki x'i soruyor kardeşlerim. Şurası bizim yarı çapımız. Hatta çapımız ne oldu dostlarım şurası? 5 buradaysa 40 kaldı şuraya. 20. 20'dir yarı çapımız. Demek ki bu da 20. Şuradan hemen dikliğimi çizdim. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 10'dur dedim. Bakın şu aşağıya ne kaldı? 10 şuradan, 5 de buradan, 15 birim kaldı diyebiliriz. İki çemberi teğet görüyorum. Hemen merkezlerini ve teğet noktalarını birleştirip şimdi gözüm Pisagor arayacak. Şuradan da teğete dik indirelim 8. Teğete dik indirelim 2. Bakın dik yamuk oluştu bile. Hemen dikdörtgeni de ben oluşturdum. 2 burası, 6 burası. Bakınız şurasına 10. 6, o halde şurası 8 olacak. Tabii ki x de 8 olacak dedik. 40. sorumuz, bakalım bu ne diyor? Şekilde O merkezli 5 birim yarıçaplı çember. Şimdi bunun yarıçapı 5 birimmiş. Şurası 5. O halde buradan bir diklik çizdim. Bu diklik burayı 4, 4 diye 2'ye böldü. 3, 4, 5'ten burası 3. Demek ki şunun yüksekliği 2 birimmiş diyebiliriz. Daha sonra teğet olacak şekilde şöyle yapıştırılıyor. AB D'ye paralelmiş. Büyük teğet olduğuna göre K A üssü dediği yer x kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi bu da tabii ki şu üstteki çemberin bir parçası. Yani bu da aslında şöyle tam çembere tamamlarsam bunu şöyle dostlarım. Şöyle çizdim. Bunun merkezi var. Merkezden buraya indirilen dikmenin biz 3 olduğunu, şunun devamının 2 olduğunu biliyoruz. Şu iki çember teğet olduğu için hemen merkezlerini birleştirelim. 5, 5, 10 yaptı burası değil mi? Yarıçapı 5, bu da 5, 10 yaptı toplam. Başka ne biliyorum? Şuranın tamamının 4, 4 olduğunu biliyoruz. Onu söyleyelim. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. 5 diyelim. Hatta bu dikliği şöyle devam ettirirsem şuraya doğru. Burası 3 ise şuranın da 3 olduğunu söyleyelim. Bakın burada, şurada bir dik üçgen çıktı dostlarım ve o da bana soruyu çözdürdü. Şu dik üçgen. Burası 8. Burasını 10 dedik. O halde burası 6. Yani şurası 6 arkadaşlarım. Onu da mavi ile biraz daha koyu göstereyim. Bakın şu kısmı 6 bulduk. Şurası. Buraya eşit çünkü 6'ymış burası. Biz zaten şuraya kadar olan kısmını 4 diye biliyoruz. Şurasından bahsediyorum. 4. 2 kaldı x'e diyebilirim kardeşlerim. Evet, şimdi 40'a geldik. 4 dakika sonra da zil çalacak. Şunu da çözeyim. O halde sonrasını bir dahaki videoya bırakayım. Birleştiririm videoları ama arkadaşlarım. Daire biçimindeki bir havuzun P noktasında bulunan iki yüzücü birbirine ters yönde aynı uzunlukta doğrusal mesafe yüzerek havuzun kenarına ulaşıyorlar. Ters yönde ve aynı uzunluktaki doğrusal mesafe boyunca. Şimdi biri bu tarafa doğru gidiyor, biri de bu tarafa doğru gidiyor ve birbirlerine ters ve aynı mesafeye yüzüyorlarmış. P noktası tam orta noktaymış dostlarım. En kısa havuzun kenarına olan en kısa uzaklığı 8. Şimdi ben şurayı birleştirirsem bir kere merkezden inen dikme kenarı 2'ye bölüyordu. Havuza en kısa mesafesi şurasıdır, 8'miş. Yüzücülerin yüzdüğü toplam mesafe 24'müş. O halde 12 burası, 12 burası. Şuna x dersek şurası x artı 8 oldu yarıçapım. Ve bakın bu 5, 12, 13 üçgenidir değil mi? X 5. Havuzun yarıçapı nedir? X 5 ise yarıçap 13'tür dostlarım. Paketledik, geçtik. Evet, buna da bakalım hadi. Sahada A noktasında bulunan Ali, orta saha yayı üzerinde bulunan Kemal'e doğrusal bir pas atıyor. A'da burada Ali var. Kemal'e pas atıyor. Sahanın eni 16 metre. Boyu 30 metre. O zaman 15-15 diyelim. Dairenin yarıçapı 4 olduğuna göre Ali'nin Kemal'e attığı topun aldığı yol en az kaçtır? Bakın şimdi Kemal tam burada değil arkadaşlarım. Kemal şu yuvarlağın üstünde. Kemal'e attığı pas en kısa olması için Kemal tam bu çapla, merkezle A'yı birleştirdiğimdeki şu doğrunun üstünde olması gerekiyor ki en kısa mesafesini bulmuş olasınız. Yarı çapımız da 4'tü. Şuradan aşağı inen diklik 8 olur. Şurası 15, 17 çıktı burası dostlarım. 4 burada, 13 kaldı x'e. Evet, şimdi bir durduruyorum ama devam edeceğim inşallah teneffüsten sonra. Dostlar merhabalar. Şimdi 43. soruda kalmışız en son. Şurada bir okuyalım. Dün buraya kadar çözdük fakat sonra zil çaldığı için bıraktık. Şimdi bugün de buradan devam edelim. Şekil 1'de çeyrek dairelerin içindeki kağıt BC boyunca katlandığında dairenin merkezi olan O noktası AB yay üzerindeki D ile çakışmaktadır diyor. Şimdi hemen katlanmadan önceki moduna bir geri dönelim bunun. Şöyle katlanmadan önceki halini bir gösteriyoruz. Birinci yapacağımız iş buydu. Çeyrek çemberdi burası. Şuraya O diyelim. Bu katlandı, buraya geldi dostlarım. Buraya da 90'ımızı yazalım. Bu kenar katlandı, buraya geldi. Bunun olayını söylemiştik size dostlar. Şurayı da çizdiğinizde bu da çemberimizin yarıçapı oluyordu ve şunlara eşit olduğu için buna da aynı simgeyi koyduk. Buradaki eş kenarı yakaladık. 60, 60, şurası 30, şurası 30, burası 120 oldu. Bu adam katlandı, buraya geldi. Buralar 60, 60 oldu. Şurası 30, 30 oldu diyelim. AC'yi 2 vermiş. Bize de ne istiyor? AD uzunluğu nedir diye bir soru soruyor. Şurayı soruyor arkadaşlarım. AD dediğimiz yer buradaki x kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi bildiğimiz şeyleri yapalım biz ilk önce. Ki neyi biliyoruz bilmiyorum. Şurasının da 60 olduğunu biliyoruz. Öncelikle bunu söyleyelim. Başka şuraya x dediğim takdirde şuranın da x yok, x şurasıymış, biz a diyelim buraya. A dediğimiz takdirde buranın da a olduğunu biliyoruz. Yarıçapımızın a artı 2 olduğunu söyleyelim. O halde burası da a artı 2'dir diyelim. Bakın şöyle bir şey çıktı. 30'un karşısı a ise 60'ın karşısının normalde a kök 3 olması lazım değil mi? Ama biz ne yazmışız? A artı 2 yazmışız. Demek ki bunlar birbirine eşit. Bunu da söylemiş olalım. Hemen buradan bir a kök 3 eksi a eşittir 2. A parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 2. A eşittir 2 bölü kök 3 eksi 1 diyelim. Şimdi burayı da kök 3 artı 1 ile bir genişletelim dostlar hemen. A eşittir 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü eşlenik çarpımı bunun karesi eksi bunun karesi olacağından 3 eksi 1 2. Şunlar da gitti. A'yı bulduk. Kök 3 artı 1'miş A dediğimiz şey dostlarım. Yani şurasını bulduk. Kök 3 artı 1. A burasıydı. Şimdi ben şu üçgeni şuraya bir daha çizeyim dostlarım. Şöyle bir çizmeye çalışalım buraya. Daha net görelim. Şurayı arıyoruz. X. Burası 2. A'yı da kök 3 artı 1 bulduk ve bu açının da 60 olduğunu biliyoruz. Şimdi hemen burada şuradan bir diklik çizelim. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı yarısı olacak 1. O halde buraya kök 3 kaldı. 60'ın karşısı da 1'in kök 3 katı olacaktı. Bu da kök 3 oldu. Bakın buradan da kök 3, kök 3, 45, 45, 90 çıktı. Kök 2 katı olacak. Kök 3'ün kök 2 katı kök 6, yapıştır gelsin dostum. Evet, 43 de tamamdır. 44 numaralı soruya geçelim artık. Bu ne diyor? O merkezli daire biçimindeki karton AB boyunca kesilerek TAB doğrusal olacak biçimde kesilen parça K noktasında teğet olmak koşuluyla yerleştiriliyor. Peki. T noktasında AB'ye teğet. Tamam. AB 8. AB'nin uzunluğu 8. Bakın merkezden bu 8'e bir dikme indirmiş. 2'ye bölecek. 4, 4. 3, 4'ten çemberimin yarıçapını 5 buldum. Demek ki şuradan devam ettirseydim bunu, burası 2 olacaktı. Yarıçap 5 olduğu için. ATX nedir diye soruyor. Çok benzerini çözdük arkadaşlar. Bunun hatta neredeyse aynısını çözdük diyebilirim. Şu çemberi de şöyle tam çember yapalım. Olayı daha net görelim dostlar. Bakın bu çemberin de merkezi burası olsun. Merkezden yine buraya dikmemizi indirelim. Burası 2, burası 3, şurası 4, şurası 4 diyelim. Şimdi buna şöyle kalem biraz daha kalınlaştırıp iki çember teğetse merkezlerini ve teğet noktalarını birleştireceğimiz için şurayı bir birleştirelim. 5 burası, 5 burası, onu yazalım. Şuradan aşağıya indirdiğim diklik teğete dikince için burası da 5 diyelim. Sonra şuradan da dikdörtgenimi tamamlayıp, daha doğrusu şuradaki dik üçgenimi tamamlayalım. Şurası 10, 3 ise burası 3. Bakın 8, 10, şurası 6 geldi diyelim. Ve şu uzunluk toplam 6 oldu şurası. Buraya kadar olan kısmı 4'tü. X'e de 2 kaldı. Evet ya, aynısını çözdük biz herhalde bu sorunun, değil mi arkadaşlar? Şuna bakalım. O merkezli çeyrek daire biçimindeki kağıt CD boyunca katlandığında B noktası AO üzerindeki B üssü noktasıyla çakışıyor demiş. Tamam, 6 burada. Gördük onu. B üssü noktasının DC'ye uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi hemen şuraları birleştirelim dostlarım. Şu kısmı birleştirdik. Bu katlanmadan önce buradaydı. Katlandı, buraya geldi. Bu adam bunu tam ortadan ikiye böldü. Kesin dik olacak diyelim. Şu adam katlanmadan önce buradaydı. Bunu bir gösterelim. Şimdi şuraya bir harf vereyim ben dostum. Ne diyelim? 2A diyelim buraya. Buranın da 2A olduğunu ve yarıçapın 6 artı 2A olduğunu söyleyeceğim. Burası da 6 artı 2A. Şuraya 3 artı A, 3 artı A kaldı. Şimdi şu üçgene baktığımda 6 var. Acaba 8, 10 olur mu diye düşünüyorum. A'ya 5 desem, evet A'ya 5 dediğimde burası 8, burası da 10 oluyor arkadaşlarım. Demek ki şimdi artık buna göre yazayım ben de. Hatta şuraları sileyim. Artık 2A dediğimiz yer 10 oldu. Şurası da 10. Burası 8. Burası 8 geldi. Şimdi şuraya bakalım. 8 var. 16 var. O halde şu uzunluk ne olmalı dostlarım? 8 kök 5. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı demiştik. Burası da 4 kök 5 geldi. Burası da 4 kök 5 geldi. Zaten bizden B üssü noktasının DC'ye uzaklığını, yani şuradaki yüksekliği istiyordu. Uzaklık demek dik indirin demekti dostlarım. 4 kök 5'i bulmuşuz zaten. Evet, geldik şimdi 46'ya. Tekerlekli bir soru. Benzerini çözdüğümüzü hatırlıyorum. Bir otoparkta park halinde lastiğe ağır noktasına yapıştırılmış basamağın yüksekliği 20. Basamağın yüksekliği 20'ymiş. BC 40'mış. Lastiğin çapı nedir diye soruyor. Hemen merkezden teğet noktasına yarı çapı indirdim. Yarı çapı dik indirdim. Şuradan burası 40. Dikdörtgenimi oluşturdum dik yamuk gördüğü için. Burası 40. Şurası 20. Şuraya RK dersem şu kısma. Yarı çap K artı 20. Burada K artı 20 olacak arkadaşlarım. K'ya 30 dediğinizi düşünün. Bakın 30, 40, 50 üçgenini sağlıyor. Demek ki K gerçekten 30. Benim yarı çapım da 50'ymiş. Bana çapımı soruyor. 50 de buradan 100 santim geldi. Kenar uzunlukları 25 ve 18 olan dikdörtgeni biçimdeki kağıdın içine teğet olacak biçimde çember çizilmiştir. Şimdi kısa kenar 18'miş. Şimdi bunun o halde şuraya TYT dik indirelim. TYT dik indirelim. Şuranın tamamı da 18 olmak zorunda. O halde 9, 9 dedik. Yine TYT dik indirdim. Burada 9, burada 9, burada 9. Şurası 18'di. Ve 25'ti burası taplam arkadaşlarım. 9'u çıkartırsam şuraya da 16, 16 kaldı. Dikdörtgenin içine O merkezi çemberi dıştan teğet olarak çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Şimdi biz bu çembere dışarıdan teğet olacak bir çember çizelim. İki tane çizebilirim. Daha doğrusu bir sürü çizebilirim buna teğet olan, ama en büyüğünü istiyor arkadaşlarım. Mümkün oldukça büyük çizmeye çalışacağım. Mesela şurası olabilir dostlar. Şu çemberin yarıçapını istesin bizden. Burası 9 hocam. Doğru. 9 tamamı 16'ydı şuradan dolayı. 7 kaldı. Bakın birinci çemberin yarıçapı 7/2 çıktı. Şimdi şıklarda var. 7/2 3,5 demek. Ama belki daha büyüğü de olabilir. Çünkü daha büyüğü de var şıklarda. Bu çemberi başka nereye çizebilirim diye düşünüyorum. Bir de şöyle teğet olabilir arkadaşlar bu çember. Şuradan da bir çizelim bakalım. Buradaki çemberin yarıçapı ne çıkacak? Bir de bunu bulalım. Hemen iki çember teğetse şunları birleştirdim. Burası 9, burası R. Şuradan bir dik indirdim. Burası da R dedim. Şuraya dik indirdim. Bu da R, bu da R. Şuraya 16-R kaldı. Şimdi burada da bir dik yamuk oluşturduk. Şöyle bir Pisagor yapalım. Burası R, 9-R. Şurası da 16-R. Şu üçgene baktığımda R'yi bulacağım şimdi dostlarım. R2 bakalım ne çıkacak buradan. Üçgeni şuraya bir daha çizeyim. Burası 9 + R hipotenüsümüz. Şurası 9-R. Şurası da 16-R geldi. Bu bir dik üçgen. Şimdi muhtemelen özel bir dik üçgen. R'ye 1 desem ne oluyor? 8 oluyor. 15 oluyor. 10 oluyor. Olmadı böyle bir şey. Şuradan R'ye 4 desek ne olur? Bir bakalım. 4 desem 5 oluyor 4 deyince. 12 oluyor. 13 oluyor. R 4 oluyormuş buradan dostlarım. Demek ki ikinci yarıçapımda 4. Bakın bu gitti direkt. İptal oldu. Daha büyüğünü buldum dostlarım. Cevap 4 o halde. Çünkü ben bu çemberi şurada da çizebilirdim. Buradan da cevabını 4 bulacağım. Aynısı olacak dostum. Dolayısıyla en büyüğünü bulmuş olduk. Şu kenarlara da teğet aldığım için daha büyüğü, yani daha da ötesi yok. Bu tarafa gidemeyeceğim mecbur. En büyüğü bu oldu. Diğerlerine bakmaya bile gerek kalmadı. Murat, ABC dik üçgeninin C noktasına pergelin ucunu sabitleyerek AC yarıçaplı bir çember çiziyor. Tamam, bakın AC yarıçaplı. C'de pergelin merkezi, sivri ucunu buraya koyduğum için merkez burada olacak. AC yarıçaplı bir çember. AC şöyle dönecek 5, 5, 5, 5. Şuradan da bir 5 santimlik bir yerden geçerek bir çember oluşturuyor. Şöyle bir çemberdir bu dostlarım. Şurası 5 santim. Değil mi? C noktasına pergelin ucunu sabitledi. AC yarıçaplı bir çember çiziyor ve çemberin BC kenarını kestiği noktayı K olarak işaretlendiriyor. Sonra pergelin ucunu B noktasına sabitleyerek AB yarıçaplı bir çember çiziyor. Önce şu AB'yi de bulalım. Bakın burası 5 kök 5, 5'in kök 5 katı. Demek ki burası 10'muş. Biri diğerinin 2 katı olacak demiştik hatırlarsanız. Şimdi B'yi merkez kabul edeceğim ve AB yarıçaplı bir çember çizeceğim. Şöyle 10 santim yarıçaplı şöyle bir çember olur bu arkadaşlarım. 10 santim yarıçap olacak. Şuranın tamamı 10. Ve ne demiş burası içinde? P. Şimdi şuraya kadar 5 bulduk arkadaşlarım. Bu durumda BK uzunluğu şu çıkar. 5 kök 5 - 5 olur. Şuranın BP 10 santim yarıçaplı dediği için BP 10. O halde şu uzunluk 5 kök 5 - 10 olur. Bizde de diyor ki BK, yani 5 kök 5 - 5 eksi diyor CP. O da 5 kök 5 eksi 10'du dostlarım. Hemen toparlayalım. 5 kök 5 eksi 5. Eksi 5 kök 5 artı 10. Şunlar gitti. Eksi 5 artı 10'dan 5 geldi sorumuzun cevabı. Güzel bir soruydu. Hallettik. Arka tekerleğin çapı 124. O halde yarı çapı 62. Şurası 62 o halde dostlarım. Ön tekerleğin çapı 40. O halde yarı çapı 20. Arka tekerleğin yere değdiği nokta ön tekerleğin 144. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki en uzun mesafe. Dostlar, iki çember arasındaki en uzun veya en kısa mesafeyi bulmak için önce merkezlerini birleştiriyorum. Burayı bir bulalım. Hemen onu da şuradan dikdörtgenden faydalanacağız tabii. 20, şuraya 42 kaldı. Burası da 144. Şu x'i arıyorum. Şimdi bir kenar 42, diğer kenar 144. Biz de hipotenüsü arıyoruz dostlar. Ne diyeceğiz buradan? Kaça bölelim? Mesela 2'ye bölsek olur. 4'e bölsek 42 4'e bölünüyor mu? Yok, bölünmüyor. Bir 2'ye bölelim bakalım ne gelecek. Burası 21 olur. 2'ye bölsem burası 72 olur. X bölü 2 olur. 3'e bölelim 7. 3'e bölelim 24. 3'e bölelim X bölü 6. 7, 24, 25 üçgeniymiş. 6 ile çarparsam X demek ki 150'ymiş arkadaşlarım. Şurası 150. Onu da bir söyleyelim şöyle. Bir daha yazalım. 150. X dediğimiz yer. Şimdi iki çemberin birbirine en uzak mesafesi dediği zaman dedik ki merkezlerini birleştir. Bakın şuradaki kısım birbirine en kısa uzaklıklarıdır. Eğer yarıçapları devam ettirirseniz şöyle çemberlere diğer taraftan dokundurursanız da şurası en uzak mesafesidir. Bizden de bunu istiyor. Biz şimdi merkezler arasını şurayı bulduk 150. Bunun üstüne bir yarıçap buradan, bir yarıçap da buradan eklediğimizde işte birbirine en uzak iki mesafeyi buradan bulmuş oluruz dostlarım. 150'nin üstüne bir 20 ekliyorum, bir de 42 ekliyorum. Yani toplam 62 ekliyorum. 200 ne yapıyor? 150'nin üstüne 150 idi. 20 ekledim, 170 oldu. Bunun yarıçapı neydi? 62 idi. Pardon, yarıçapı. Bir de 62 ekliyorum. 232 yapıyor dostlarım. Ceyhan'dan geldi. Yarıçapı 15 santim ve her bir noktasının saatin çevresine uzaklığı 3 santim olan. Şimdi bu noktanın saatin çevresine uzaklığı 3 santimmiş. Bunun da öyle, bunun da öyleymiş. Ve yarıçapı 15 santimmiş bu saatin. Demek ki şuradan merkeze indirdiğim, noktadan merkeze indirdiğim kısımda 12. Buna göre 4, 8 ve 12 sayılarının, şimdi 4 bu. 8, 6, 7, 8 ve 12. Sayılarının bulunduğu noktalar birleştirilerek oluşan üçgenin çevresi kaç santimdir? Birleştirelim bunları, bir kırmızıyla yapalım. Şurası, şurası ve şurası birleşti. Dostum 2 saatin arası şurada 30 dereceydi. 30, 60, 90, 120. Bunu gören şu çevre açı 120'yi gördüğü için ne olacak? 60. Aynı şekilde bakın burada da bir 120 var. Burada da 120 var. Demek ki bunların her biri 60'ar dereceymiş. Eşkenar üçgenmiş burası. Peki. Neyi biliyorduk? 3, 12'yi yazdık burada. Evet, şimdi şu saatin merkezi dediğimiz yer artık üçgenin ağırlık merkezi oldu. Diklik indirelim, devam ettirelim. Burayı 2'ye bölecek 6 diyelim. 60'ın karşısı 18, 30'un karşısı 6 kök 3, 90'ın karşısı 12 kök 3 olacak. Bir kenarını bulduk, çevresini istiyordu. 3 tane 12 kök 3, 36 kök 3 yaptı diyebilirim dostum. Bakın bu merkez, unutmayın. Aslında şu çevrel çemberinin merkezi değil mi dostlar? Şu çevrel çemberin merkezi. Tabi eşkenar üçgen düzgün üçgen olduğu için çevrel çemberinin merkezi aynı zamanda diklik, aynı zamanda içteğet çemberin, aynı zamanda da ağırlık merkezi oluyor. Dolayısıyla buraya ağırlık merkezi gönül rahatlığıyla dedim dostlar. Evet, 51 numaradayız arkadaşlarım. Bir parkın 10 metre genişliğindeki yürüyüş yolundan 2 tane karşılıklı yerleştirilmiş sulama fıskiyeler her bir fıskiye en fazla 10 metre uzağını sulamaktadır. Bir süre sonra bozulduğu görülmüş. Neyin? Şimdi 1 numara bozulmuş, bu iptal. 3 bozulmuş, bu iptal. 4 bozulmuş, bu iptal. Bir de 6 bozulmuş, bunlar iptal. Şu ikisi kalmış. Semih yeterince uzaktan gelip yolu ortalayarak yürüyor. Kaç metre boyunca ıslanır? Bakın yolun kenarı da 10 metreymiş dostlarım. Şimdi önce şunu gösterelim. Bu fıskiye 10 metre bu tarafa, 10 metre bu tarafa, 10 metrede karşısına gidiyor değil mi? Tam şuraya kadar su fışkırtabiliyor. Ve işte 10 metre buraya, 10 metre buraya derken şöyle bir yarım daire şeklindeki yeri ıslatabiliyor arkadaşlarım. Bu adam burayı ıslatıyor. Bu çemberde yine 10 buraya, 10, 10, 10 derken bu da şöyle bir yarım daireyi mecbur ıslatacak dostlarım. Şöyle bir yarım daire, tam çizemedik ama şöyle bir yarım daire ıslatıyor. Şöyle gösterelim hatta. Tamam, şimdi daha güzel oldu. Şunu sileyim. Böyle bir yarım daireyi ıslatıyor bu da. Tam yine çizemedik ama neyse, yarım daire işte bunlar. Buradan da bizim eleman yürümeye başladı arkadaşlarım. Şimdi şurada yürüdükçe bir kere şuraya kadar geldiği zaman hiç ıslanmamış olur. Tam burada ıslanmaya başladı dostum bu kerata. Ve şurası komple ıslak alan olduğu için şuraya gelene kadar komple ıslak. Burası hep ıslak. Buradan çıkmaya başladığı zaman da artık ıslanmıyor. Kaç metre boyunca ıslanır diye soruyor bize. Bize de buradaki şu kirişin uzunluğunu soruyormuş aslında dostum. Bu tam yolun ortasıysa burası 5, burası 5. Çünkü 10 metreydi yolun genişliği. Benim yarıçapım da 10'du. Şurası da yarıçapım 10. Bakın burada 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3'tür. Bu da 5 kök 3'tür. Toplam 10 kök 3 metre ıslanır bu kerata. Hadi bakalım şunu da çözelim. Ne diyor? B merkezli AC çaplı bir çember çiziniz. B merkez, AC'de çap. O halde aha bu. Çizdik. C merkezli AC yarıçaplı bir çember daha çiziniz. Bu D doğrusunu K noktasında kesiyor. Onu da şöyle mavi ile çizelim. C merkezli AC yarıçaplı bir çember çizeceğiz. O da K noktasından geçecek. Bunun da merkezi burası. Kırmızının merkezi de şu B noktasıydı. Onu da şöyle işaretleyelim. K noktasından çizilen doğru küçük çemberi D noktasında teğet ve büyük çemberi de E noktasında kessin. Onu da yeşille çizelim. K'dan çembere, küçük çembere doğru bir doğru çiziyorum. Tam çizemedim ya. Güzel çizelim arkadaşlar. K'dan küçük çembere bir doğru çizdim. Ve küçük çembere D noktasında teğet, büyük çemberi de E noktasında kessin. KD 2. Yok 12'ymiş. KD 12. DE X. X nedir? Şimdi hemen merkezden teğet doğrusuna yarıçapı dik indirelim. Burası R, burası R. Bu da yarıçaptı 2R değil mi? C merkezi çemberin yarıçapı. Şuradan da A ile E'yi birleştirirsek çapı gören çevre açı 90 derece olacak. Bunu da gösterdik. Ve bakın bu buna paralel oldu. İkisi de aynı yere dik olduğu için. Bu tarafı paralel doğru 3'e 1 oranında böldüyse bu tarafı da 3'e 1 oranında bölecek. Demek ki 12'ye 3'e böldüm 4 oranında bölecek. 3'e 1 olması için x 4 gelecek. Evet dostlar. Sanırım bitmiş olması lazım. Evet, sınav sorularını çözmüyoruz biliyorsunuz. Evet kardeşlerim, bu videonun da sonuna geldik. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın Goberliler. Görüşmek üzere.